Selamünaleyküm muhterem arkadaşlar. Bugün Mart ayının ilk pazarı. Saat 12.31 civarı herhalde. 1.30 olabilir. Aralığa çıktım arkadaşlar. Bir kontrol yapacağım inşallah. Birkaç tane arayı kontrol etmemiştim. Bunlardan kontrol edeceğim. Şöyle bir evet arkadaşlar. Buna şöyle adayın 25'iydi zannediyorum. Bir hafta önce yani. Buna şey vermiştim. Fondan vermiştim. 1 kilogram. Bir de şurup vermiştim. Yemliğe vurmuştum. Fondanı da hemen hemen aldı. Alt kaldı. Yani buna kaldı. 250 gram fondan kaldı. Bölüğümüzde nar kapalı. Neyse şu körüyü bir alevlendireyim inşallah. Evet arkadaşlar. Kontrolümüzü yapacağız inşallah. Geçen haftadan bu yana bir gelişme var mı yok mu onu bakalım. Kayda değer bir bulgu olursa onu da sizinle paylaşırız inşallah. Bu arada arkadaşlar bu Belfast'ın İkinci derece bu arkadaşlar. Her zaman söylüyorum, bu bizim bölgemizde arı kışlatma konusunda sıkıntı var arkadaşlar. Yani arı uçuyor devamlı, salgıma girmiyor çoğunlukla. Çok az bir miktar zaman diliminde yani salgıma giriyor. Dolayısıyla arılarımız zayıflıyor. Fakat o nispette yavruya yavru yapmıyor yani arılarımız. Aldığı balı stokluyor arkadaşlar. Bunda muazzam göz balı var. Şimdi geriye doğru yavru yatağına doğru gideceğim inşallah. Bakacağım yavru durumu nedir arkadaşlar. Biraz da saldırganlaşıyor bu ikinci melezler arkadaşlar. Bunu söylemiştim, bir videoda paylaşmıştım bununla ilgili olarak. Tekrar bir tane imkanımız oluyor bunun bugün yine. Bal konusunda çok güzel arkadaşlar. Bal stoğu, bal tutması mükemmel. Yani tabi yavru durumuyla da bunu değerlendireceğiz inşallah. Şu anda görünen iyi gözüküyor arkadaşlar. Kaldır zamanına hesaba katmazsak şunlarsız açılmaz yani. Bazılarına göre maskesiz de açılmaz ama. Ama bence de dumansız açılmaz. Şimdi bu da bal arkadaşlar. Önümüz Mart, yani şu anda Mart ayındayız arkadaşlar ama abi bizim bu koca kara hesabı dedikleri hesaba göre Mart ayına henüz girmedik. Ayın 14'ünde yani Mart'ın 14'ünde bu hesaba göre Mart 1 diyecek. Henüz Mart görmedik. Hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde daha da sıcak. 19 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.
Ama bu arada Mart böyle gidince Nisan şaşırdı güzel arkadaşlar. Yani. Arkadaşlar bu da Polenza, Baldurum. Bunun da iyi, bunun yanındaki büyük ihtimalle yavru olması lazım. Şimdi 4 çerçeveye kadar gitti. Şimdi önünüz açılmamış fazla. Akıllı gidiyor diyelim. Evet arkadaşlar. Ben şimdi geldim, böyle bir inceleme yapmadım, diğer soğanlara da bakmadım ama arılık aktif arılar yani şu anda. Ama geçtiğimiz günlerde yağmur yağdı, bu da polen gelmesini engellemiş olabilir arkadaşlar. Neden? Yani yağmur sonuçta poleni ıslatır, yıkar diye öyle bir takım tehlikeler de var yani. Arkadaşlar bunda yavru var diye söylemiştim ama yavru atma konumuna getirmiş ama henüz atmamış onu arkadaşlar. Ha, bu tarafına atmış. Bu tarafına atmış arkadaşlar. Sufle var, günlük var. Bunu dediğim gibi hazırlamış. Yavru atmaya anaarı burada olabilir. Ama henüz onu da göremedim. Boyasıcı anada düşündü bunun anası arkadaşlar. Kendisi çıkarttı bu anayı. Bunu göremedim. Bunda yavru var arkadaşlar. Yani bu arıyı görerek değerlendirmede bulunmayın. Böyle arı bir daha ya var ya yok yani. Böyle düştü arı. Bizim buraya göre konuşuyorum. Akdeniz'e göre değil. Karadeniz'e göre. Abbasık arkadaşlarım olabilir. Efendim? Hırca. Var bir yerlerde ama nerededir bilmiyorum. Bunlardan bir şey yavru da getirdim mi? Heh. Bunlardan bir şey yavru. Yılmaz mı? Süpürge mi soruyorsun? Heh. Süpürge mi? Fırça, fırça. Ha, bu güzel yavru var arkadaşlar. Bu da iyi. Etrafına kurçuk da var. Yani %90 çerçevenin %90'ını neredeyse yumurtlamış arkadaşlar maşallah. Aldırım bal stoğu da iyi. Bir de fondanları da istiyoruz arkadaşlar. İnşallah daha iyi olacak. Benim düşüncem bunu Nisan ayında bundan bölme yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Analar hazır ana çıkar veyahut da başka bir koloniye yatıracağım. İyi cins bir koloniye ana yatıracağım. Bunun aralarıyla beraber inşallah bölme yatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü 10 tane civarında kaldırdık. Kovan bayılıyor, isteyen oluyor. Ben fazla araya ihtiyacım olmamakla birlikte yani ticari olarak satmak için de yapılabilir bu. Arı gelişmeye müsait. Hızlı gelişen bir arı. Bundan istifade etmek lazım diye düşünüyorum arkadaşlar.
Tencerede biraz üst çıtalar uzun geliyor bu kovana. Biraz kestik, ayarladık ama yine de biraz sıkıntı var. Daha kolay girip çıkmalı aslında. Biraz da propolis önlümün etkisi oluyor arkadaşlar. Netice olarak sıkıntı oluyor yani. Evet arkadaşlar, bunun kontrolünü yapmış olduk. Çekimiz aynen üzerine koyuyoruz. Azıcık şey olsun, onu alsın yeter onu. Uşurup burada buraya indiriyorum arkadaşlar. Şuruk vermesek de burada dursun. Halakların takmasına göre. Evet arkadaşlar. İlk arımızı, kontrolümüzü yaptık. Yani zamanım çok fazla yok. 5-10 tanesini kontrol edebilirsem inşallah iyi olur. Arılık gördüğünüz gibi böyle çalışıyor arkadaşlar. İnşallah bahara başka bir zayiat vermeden çıkarız. İyi bir mevsim yaşarız ümit ediyorum. Hepinize bereketli seneler diliyorum. Tekrar tekrar hoşça kalın diyorum. Hayırlı günler diliyorum.